Burası tarihe tanıklık eden, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir güzel diyar. Burası Kütahya. Kimler mi gelip geçmiş bu topraklardan? Hititler, Frigler, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı İmparatorluğu. Her medeniyet kendi izini kazımış dağa taşa, kendinden bir seda bırakmış bu topraklarda. Değişim yaşamın kuralıdır. Çünkü değişim gelişme ve büyümedir. Geçmişe takılı kalan, değişimi kabul edemeyen hiçbir şey büyüyemez ve geleceğe yürüyemez. Bizler her hafta Türkiye'nin değişen ve gelişen şehirlerini ekranlarınıza taşıyoruz değişim programımızda. Bu hafta sizi ateşte açan çiçekler diyarı Kütahya'ya getirdik. Kütahya ile ilgili anlatacak çok şey var elbette. Çünkü burada çok zengin bir tarih ve kültür bizi bekliyor. Aynı zamanda üniversitesiyle, havalimanıyla değişimin öncüsü bir şehir Kütahya. Gelin sözü burada kısa keselim ve hemen Kütahya'yı gezmeye başlayalım. Evet, değişim başlıyor efendim. Osmanlı İmparatorluğu zamanında şehzadelerin yetiştiği kent Kütahya. Bir beylerbeyi merkezi. Tarihteki adıysa Paşa Sancağı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri emrini verdiği topraklar burası. Silinmeyen sırlar şehri Kütahya. Şimdi gelin hep birlikte o sırları keşfedelim ve keyifli bir yolculuğa çıkalım. Değişimin izlerini soluksuz sürelim. Kütahya aslında her alanda değişiyor. Kütahya'nın değişimini görmek için işin aslında içinde yaşamak lazım. Her alanı test etmek ve görmek lazım. Kütahya'mız İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Konya'nın tam ortasında. Yani ülkemizin nüfus bakımından önemli bir merkezi. Ve ulaşımı da çok kolay. İsterseniz önce tarihin en başına gidelim. Germiyan Sokağı keşfedilmeyi bekliyor. Kütahya'nın geçmişten bugüne yaşam tarzının en iyi sergilendiği sokaklardan biri Germiyan Sokağı'nın başındayız. Burada Osmanlı sivil mimarisinin en zarif ve şık örnekleri görülebiliyor. Konakların çoğu koruma altına alınmış, bir kısmı müzeye çevrilmiş, bir kısmı restoran, otel olarak kullanılıyor. Bir bölümü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanatçılarına tahsis edilmiş. Gelin şimdi Germiyan Sokağı'nda bir tura çıkalım ve bu konakları daha yakından inceleyelim. İnsan bu Arnavut kaldırımı sokaklarda yürürken, dururken zamanı kaybediyor. Hangi zamanda, hangi devirde olduğunu da unutuyor aslında. Gerçekten doğru. Adı üzerinde bu Kütahya'mızın Germiyan Sokağı'nın içindeyiz. Bildiğiniz gibi Kütahya, Germiyan Beyliği'nin merkezi. Ve burada bulunan sivil mimari örnekler de işte her bir konaklar o günün yaşamında hele hele içindeki bir zamana yolculuk yaparsanız Cihan Nüvası'ndan, baş odasından, o mutfağından, bahçesinden, kuyularından gerçekten her biri bir bambaşka bir kültürel zenginlik. İşte bunların bu yaşatıldığı bu mekanda bu konaklar restore ediliyor. Her birine farklı farklı bir takım fonksiyonlar veriliyor. Germiyan Sokak içerisindeki Kent Tarihi Müzesi'ndeyiz. Bu müzeyi gezdiğinizde Kütahya'nın bütün tarihine ve değerlerine vakıf olabiliyorsunuz. Hemen girişte size kronolojik Anadolu tarihi karşılıyor. Paleolitik dönem, M.Ö. 8000 yılları ilk sırada yer alıyor ve Cumhuriyet tarihine kadar gidiyor. Aslında kronolojik Anadolu tarihi demek Kütahya'nın da tarihi demek. Evliya Çelebi Kütahya'nın suyu ve havasının güzelliğini söylemiş seyahatnamede. Bağları yokmuş. 7 türlü sulu kirazı olur demiş ki Kütahya'nın kirazı o gün olduğu gibi bugün de hala meşhur.
çanak ve tabaklarından bahsetmiş. Hiçbir yerde yoktur demiş. İşte Çinilerden bahsediyor burada da. Antik çağda yaşıyor olsaydınız ve tiyatroya gitmek isteseydiniz, sizce biletiniz neye benzerdi? Hemen gösterelim efendim. İşte böyle bir şey olurdu. Bunlar antik çağdaki tiyatro biletleri. Bizim aslında tiyatro masklarına da benziyorlar. Farklı ifadeler. Muhtemelen masklar da bunlardan esinlenerek çıkmış. Ama gerçekten ilginç bir köşe müzede. Kütahya her mevsimde güzel bir şehir. Biz kış mevsiminde geziyoruz. Bize bir kar, bembeyaz bir kar eşlik ediyor. Bu sebeple bazı eserleri göremiyoruz. Mesela Kütahya Kalesi gibi. Çünkü Kütahya Kalesi şu anda kar altında ve çıkılması imkansız. Biz de bu fotoğraftan anlatacağız size kaleyi. İşte dış bölümünü görüyorsunuz kalenin. Burada 72 burç olduğu söyleniyor. Bizans zamanında 9. yüzyılda yapılmış bu dış kale. Hemen şu gördüğünüz bölüm ise iç kale. Burası daha sonradan korunma amaçlı olarak yaptırılmış. Fakat kaleyle ilgili şöyle bir bilgi var. Kiremitlerin dizilişi ve yapım şekillerinden kalenin işte o kadar yıl boyunca farklı ustalar tarafından tamir edildiği, eklemelerin yapıldığı biliniyor. Şu gördüğünüz bölüm döner gazini olarak geçiyor ve Cumhuriyet döneminde yaptırılmış. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise bir mescit var, hatta iki tane mescit var. 13. yüzyılda tarihlenen mescitler bunlar. Aynı zamanda da buralarda evler var. Kale sağlam durumda. Aynı zamanda Kütahya'ya da son derece hakim bir tepede kurulmuş. Kent Tarihi Müzesi'nin ikinci katı mesleklere ayrılmış. Kütahya'da beden gücüne dayanan 11 meslek burada çeşitli modellerle canlandırılmış. Hemen arkasındaki fotoğraflarda gerçek ustaları görüyoruz ve işte kunduracı, bunun yanı sıra nalbant, keçeci gibi farklı iş kollarına dair bölümlerde bulabilirsiniz bu ikinci katta. Kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı eski bir takım alet, edevat yaptığı işlerden örnekler de toplama anlamında oldukça zahmetli bir iş oldu. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş. Birçok kişi de bunları heder etme bahasına, yok pahasına değer vermemiş. İşte eski hani bir söz vardı, çeyiz sandığını açtığımızdaki o geçmişten gelenleri buralarda sergilemeye çalışıyoruz. Gerçekten her sanatla ilgili bunlara özel bir emek verildi. Kent Tarihi Müzesi'nin üçüncü katı gündelik yaşama ayrılmış. Burada farklı bölümlerde günlük yaşamdan örnekler görebiliyorsunuz. Yanımızda Feride Göbekçi var, Kent Tarihi Müzesi sorumlusu. Şimdi bu bölümle ilgili ondan özellikle bilgi almak istiyorum. Çünkü burası bir kına gecesi canlandırması galiba. Kütahya'daki kına gecelerini yansıttık. Tabi burada görmüş olduklarınız eski şalvarlarımız. Eskiden Kütahya'da kına gecelerinde giyilmiş olan, özel günlerde giyilmiş olan şalvarlarımız. Şu anda da hala devam etmekte tabi bu tarz. Ama ortada görmüş olduğunuz gelinimiz. Eskiden Kütahya'da gelinlik olmadığı dönemlerde gelinlerin giymiş olduğu, baba evinden çıkarken giymiş oldukları bir giyim tarzı bu. Tabii sonra gelinlik çıktıktan sonra Kütahya'da hala kına geceleri devam ettiği için şu anda Kütahya'da kına yakım aşamasında giydiriliyor bu kıyafetler kıza. Hemen iki yanımızda iki tane manken var ve aynı kıyafetleri giymişler. Neden? Çünkü birisi erkek yengesi olarak geçer, Kütahya'da birisi kız yengesi olarak geçer ve ikisi takım giyinirler. Hep öyle midir? Hala devam ediyor mu gelinlik? Şu anda tabii çoğu kişi devam ettiriyor ama bazı yerlerde değişebiliyor. Şimdi bu muhteşem tarihe kısa bir ara verip sözü şehri yönetenlere bırakalım. Kütahya tüm birimleriyle ve 7'den 77'ye tüm halkıyla değişiyor, gelişiyor ve elbette geleceğe hazırlanıyor. Gelin Kütahya'nın nasıl değiştiğini şimdi Kütahya Valisi Sayın Kenan Çiftçi'den dinleyelim. Aslında Kütahya'yı tanımak istiyorsanız logoya bakmanız yeterli. Çünkü çok güzel anlamlar yüklenmiş Sayın Valim bu logoyu. Bize anlatabilir misiniz? Yani kesinlikle. Aslında bizim arkadaşlarımız ciddi manada bu logoyla ilgili çalıştılar.
Biz bir lale şehriyiz, yani Çin'imizi anlatıyor. Buraya baktığımızda Kütahya'yı görüyoruz. Kütahya'nın bir sanat şehri olduğunu, onu görüyoruz. Kütahya'nın Çin'i şehrini olduğunu görüyoruz. Kütahya'nın Aizonas'ını görüyoruz, ilk borsası. Kütahya'nın kurtuluşunu görüyoruz Zafertepe Çalköy'de. Kütahya'da Hayme Ana'yı görüyoruz. Kütahya'nın kalesini görüyoruz. Yani Kütahya'nın özünü görüyoruz. İki yılda neler oldu? Bir, havaalanı oldu. Artık uçakla Kütahya'ya gelebiliyorsunuz ve gidebiliyorsunuz. İki, VSK dediğimiz sıcak karışım yollarla çok rahat otomobil konforunda, otobüs konforunda Kütahya'ya gelebiliyorsunuz. Artı, tarım sektöründe çok ciddi değişimler oldu. Bütün sularımızı neredeyse bentlerimizi yaptı ve suları tarımda kullanılabilir hale getirdik. Bunlar ciddi bir değişim. İşte seracılık, hayvancılık, her alanda ciddi bir değişim var. Eğitim sektörü, turizm, bütün alanlarda değişim var. Nereye gidiyor? 2023 hedeflerimizi biz çizdik. Bütün arkadaşlarımız da toplandı. Siyasilerimiz, sivil toplum örgütleri, herkes de toplandı. Nereye gidebilir? Potansiyelimiz bu, mal varlığımız bu, insan varlığımız bu. Şu andaki pozisyonumuz yaklaşık 40'lı sıralardayız. Türkiye'deki 81 il içerisinde ekonomik varlık olarak da bu sıralardayız. İşte orman varlığımızda %53'lerdeyiz. Nereye gidiyoruz? Baktık. 2023'te şunu gördük. Kütahya 2023 yılı içerisinde, 2023 yılında ekonomik gelişmişlik olarak, kültürel varlıkları olarak ve artı bunların gelişmişliği ve insanlarla paylaşımı, turizm sektörü olarak diyorum, ilk 10 il içerisine girecek potansiyele sahip. ...2023 vizyonu içerisinde demir yolları, nasıl ki hava yolu halkın yolu olduysa demir yolu da Sayın Başbakanımızın dediği gibi İpek Demir Yolu'nu bir parçası olarak Kütahya çok önemli bir konumda. Çin'den başlayan Avrupa'ya giden hattın ve aynı zamanda Güneydoğu'dan doğudan gelen hatların, batıdan gelen hatların kesiştiği tek yer Kütahya Alanyurt. Böyle bir yeri de lojistik merkezi yapıyoruz. Lojistik merkezi, buradan da Bandırma üzerinden Avrupa'ya giden hatlar var. İşte böyle bir lojistik merkezinde de multimodal dediğimiz, gene bir havalimanı ile bağlantılı, yine çevre yolları ile karayolları ile bağlantılı, denize bağlantısı Bandırma, aynı zamanda Mudanya, Gemlik gibi bağlantıları. Yeni açılan karayolumuzda Balıkesir'e direkt bağlantısı. Gerçekten Kütahya artık kritik bir konumda ve kavşak noktası oluyor. İşte bunları öne geçirmeye çalışıyoruz. Tekrar tarihsel notlara dönelim ve sizleri milli mücadele yıllarına götürelim. Zira Kütahya'nın Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri var. Kuruluştan kurtuluşa ev sahipliği yapan Kütahya aynı zamanda milli mücadele yıllarının da en önemli olaylarına sahne olmuş bir şehir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ni parçalamak üzere harekete geçen sömürgeci devletlere Türk milletinin var olduğu işte bu topraklarda bir kez daha haykırıldı. İşte o yılları anmak üzere biz de Kütahya'nın içerisindeki Milli Mücadele Müzesi'ne geldik. Gelin müzeyi şimdi beraber gezelim. Evet, Milli Mücadele Müzesi'nde yanımızda Kütahyalı rehber Elif Ören var. Elif, şimdi sen gelenlere buradaki o yılları, yaşananları anlatıyorsun. Nasıl anlatıyorsun? Aynı şekilde izleyicilerimizle de paylaşır mısın? Evet, burası 90 yıllık bir konak. Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı bir müze aynı zamanda. Kütahya Milli Mücadele yıllarında çok büyük emekler vermiş, çok büyük mücadeleler yapmış. Burada onları anlatıyoruz. Neler olmuş burada? 1,5 yıl Yunan işgali altında kalmış Kütahya ve 1,5 yıl boyunca Kütahyalılar Yunanlıları topraklarını atmak için çok büyük mücadeleler vermişler. Kütahya'da o yıllarda önemli kişiler de çıkmış. Mesela Atatürk'ün sınıf arkadaşı, silah arkadaşı Asım Gündüz Kütahyalı'dır. O yılları kendisi hatıratlarında anlatıyor aynı zamanda. Milli mücadele yıllarında Yunanlıların Kütahyalılara yaptıkları işkenceleri, yağmaları, talanları anlatıyor. Çok büyük Kütahyalı'nın verdiği emekleri anlatıyor. Müzelerle yola devam edelim. Yol demişken
Bir kitabe takılıyor gözümüze Evliya Çelebi'ye dair. Kütahya'nın hemen girişinde bir tabela dikkatimizi çekti. Tabelada şöyle yazıyordu: Evliya Çelebi'nin Kütahyalı olduğunu biliyor musunuz? Bu konuda net bir bilgi yok çünkü kesin tarihi kayıtlar da yok. Evliya Çelebi seyahatnamesinin bir bölümünde sadece bundan bahsediyor. Ama buradaki bir kabir aslında bu olasılığı güçlendiriyor. Burası Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey'in kabri. Hemen üzerinde bir yazı var, paylaşıyorum. Hemşerimiz sırası geldikçe seyahatnamenin cilt 9, 16, 21, 28, 81. sayfalarında kendisinin ve dedelerinin Kütahyalı ve Germiyan soyundan olduğunu söyler. Ve seceresini şöyle gösterir: Evliya Çelebi bin Derviş Mehmet Zilli, bin Kara Ahmet, bin Demircizade Kara Mustafa Paşa, bin Burhan Bey, bin Yavuz Er, bin Ece Yakup, bin Allah Verdi, bin Mehmet Kirmani ve bin Ahmet Yesevi olarak bir yazı koyulmuş buraya belediye başkanlığı tarafından. Evet, bu olasılığı güçlendiriyor. Zaten belki de bu sebeple hemen yanına, bu kabrin yanına Evliya Çelebi Müzesi yapılmış. Gelin şimdi o müzeyi hep beraber gezelim. Evliya Çelebi seyahatnamesinin 9. cildinde çift kapılı bir konakta doğduğunu söyler. İşte o konağın şu an içinde bulunduğumuz konak olduğu düşünülüyor. Burasının Evliya Çelebi'nin dedesinin evi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru tabii ki bilmiyorum. Baştan da söylediğim gibi net kaynaklar yok. Çünkü bir başka kaynakta Evliya Çelebi'nin İstanbul'da un kapanında doğduğunu belirtiyor, buna işaret ediyor. Bunu bilmiyoruz ama konak 17. yüzyıl mimarisiyle yeniden restore edilmiş ve Evliya Çelebi Müzesi olarak ziyarete açılmış. Evliya Çelebi Müzesi sorumlusu Mustafa Elgin yanımızda. Bakın, Kütahyalılar Evliya Çelebi'nin bu hikayesini nasıl anlatıyorlar? Kütahyalı olduğu söyleniyor. Farklı kaynaklar İstanbul diyor. Siz nasıl biliyorsunuz? Şimdi Evliya Çelebi 25 Mart 1611 yılında bu binada dünyaya geliyor. Hı hı. 21 yaşına kadar burada kaldıktan sonra aile sebepten dolayı Bursa'da İstanbul'u geç ediyor. Sebebi, Manisa valisi kız kardeşini taşırdığı için Kütahya'yı terk ediyor. Bir mimariye 17. yüzyıl aslını kullanarak yapıldı. Her şeysi orijinaldir, geçmedir. Her şeysi araştırarak yapıldı. Hı hı. Bu şekilde ziyaretçilere açıktır. Tek bir çivi bile kullanılmamış galiba. Tabii efendim. Hiçbir tane çivi kullanılmadan her şeysi orijinaldir yani. Ve Kütahya denilince akla gelen belki de ilk şey Çin'i. Tarihten gelen, geleceğe uzanan. Çin'i işinde yenilikler var desek? Teknolojik ve aynı zamanda bir günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirme anlamında gümüşle Çin'i bir araya getirdik. Yarı kıymetli süs taşları anlamında Kütahya çok zengin. Bununla ilgili Avrupa Birliği projeleri yaptık, bunları kazandık. Çin'i ile ilgili sanat anlamında mimaride Çin'i geliştirmeye çalışıyoruz. Ve mutfakta Çin'i için kurşunsuz sırlarla mutfak malzemeleri, yani seramik kalitesinde Çin'i malzemeler üretilmeye başladı. Taş Çin'ler yapıldı mimaride. Bunlar görülmesi lazım. Gezinmek masmavi bir yolculuktur aslında. Burada mavi sizi detaylarda yakalar. Bazen bir binanın cephesinde, bazen bir kapıda, bazen bir tabloda ya da bir çeşmede. Evet, Çinlileriyle ünlü Kütahya mavinin tonlarına ev sahipliği yapar. Kütahya'da Çiniciliğin 13. yüzyılda başladığı söylenir ama bir kaynak daha vardır ki Friglere kadar uzatır bu işi. Tam net olarak bilinmese de profesyonel uzmanca yapım 14. yüzyılda başlamıştır ve işte bugünlere kadar da uzanmıştır. Hatta Çinicilik Kütahya'yı bir dünya markası yapmıştır. Şu anda Kütahya'nın içerisindeki Çin'i Müzesi'ndeyiz. Burada 14. yüzyıldan bugüne kadar en nadir eserler sergileniyor. Bu medreseden de bahsetmek lazım. İçinde bulunduğumuz alan bir medrese, Gök Medrese olarak geçiyor. Germiyan Bey'i
II. Yakup tarafından yaptırılmış bu medrese. Yıllarca da eğitim amaçlı kullanılmış, gök bilimleri üzerine çalışmalar yapılmış burada. 1999 yılında da müzeye çevrilmiş. Bugün medresenin içerisinde ve müzenin içerisinde dolayısıyla en nadir eserlerin yanı sıra II. Yakup'un da mezarı bulunuyor. Mezar da yine çinilerle süslü vaziyette burada görülebiliyor. Evet, mavi bir yolculuk dedik. Mavi sizi burada detaylarda yakalıyor. Bazen bir evin cephesinde, bazen bir çeşmede, bazen bir pencerenin kenarında maviyle tanışabiliyorsunuz. Mavi dediysem de tonları da var. Kobalt mavisi var, turkuaz var. Onlara eşlik eden sarılar, kırmızılar, yeşiller var. Yani Kütahya rengarenk bir Çinli cennet efendim. Çin Müzesi tarihi öneme sahip bir anlaşmaya da ev sahipliği yapıyor. Hemen arkamda gördüğünüz metin Fincancılar Anlaşması'nın metni. Aslında ilk toplu iş anlaşması da diyebiliriz Fincancılar Anlaşması için. Fincancılarla Kalfalar arasında yapılmış bir anlaşma bu ve tarih olarak da 13 Temmuz 1766'yı görüyoruz. Ve Çinili Camii. Dikkatle izleyin, hayran kalacaksınız. Kütahya'da bize saflığın ve temizliğin simgesi kar eşlik ediyor ve tüm bu beyazlığın arasında işte arkamda masmavi bir güzellik duruyor. Burası Çinili Camii olarak biliniyor. Kütahya'nın en güzel eserlerinden biri. Aslında yapımı çok yeni. 1973 yılında ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu tarafından yaptırılmış ama Orta Asya mimarisinden esinlenilerek inşa edilmiş. Şöyle bir baktığımızda cami, işte sekizgen bir cami görüyoruz. Bir minaresi var, tek kubbesi var. Cami iki katlı. İçerisinin yapımı gerçekten çok özel. Kalem işi süslemelerle süslenmiş caminin içi. Dışında ise çok özel bir Kütahya çinisi kullanılmış ve işte bu güzellik doğmuş. Caminin içi de en az dışı kadar etkileyici. Tıpkı dışında olduğu gibi içeriye de masmavi bir renk hakim. Hemen minberi göstermek istiyorum size. Bu camide büyük bir ustalık gösterilmiş. Zarafet kovalanmış ve elbette yakalanmış. Bakınız, burada koyu bir mavi, yani gece mavisi, yeşil ve sarıdan oluşan yapraklar, çiçek desenleri görüyoruz. Hemen yanında farklı bir işleme var. Ortada bir yıldız ve yıldızlardan oluşan. Zaten camide yıldız motiflerini çok fazla görüyoruz. Yine renkler daha farklı. Burada ise bambaşka bir tonda çiçek süslemeleri görüyoruz. Üçü de ayrı renklerden oluşan, ayrı motiflerden oluşan süslemeler bunlar. Fakat bütün olarak baktığınızda hiçbiri birbirine aykırı durmuyor. İşte buna gerçekten şu tabloya ve güzelliğe ustalık deniyor sayın seyirciler. Şimdi gelin sizi önemli bir Çinli üstadı ile tanıştıralım. Ve öncelikle Çin'i anlatsın bize kendince. Çin'in üstadlarından Mehmet Gürsoy ile birlikteyiz. Hocam, Çin'i sizin için ne demek? Çin'i benim için bir göz musikisidir. Bu musikinin notaları da laleler, karanfiller, güller, sümüller, şakayıklardır. Diğer bir anlamda Çin'i, kıymetli taşların rengini sır altına gizleme sanatıdır. Bu kıymetli taşlar nedir dendiğinde mercan, zümrüt, firuze ve lapisi görürüz. Ecdadımız mücevher renklerinin bulunduğu mekanlarda yaşamayı yeğlemişlerdir. Onun için mücevher renklerini seçmişler ve bunu sırın altına gizlemişlerdir. İşte mercan kırmızı, zümrüt yeşili, firuze ve lapis. Biliyorsunuz bunlardan hanımlar için kolyeler, küpeler, gerdanlıklar, yüzükler yapılmaktadır. İşte ecdadımız duvarlarında bütün mücevher görmek istemiştir. Onun için duvarlarını ve mekanlarını, saraylarını, camilerini,
ve en son türbelerini bu eserlerle süslemişlerdir. Bu gördüğünüz vazodaki kompozisyon en son yaptığım kompozisyondur. Bakın burada üçgen denge esasına esas aldım. Çünkü üçgen denge gözü yormaz. Bütün eserlerde bu vardır. Dünyanın oluşumunda da üçgen denge vardır. Dünya, ay, güneş üçgeni. Onun için çok güçlü kompozisyonlar üçgen dengeyle yapılan kompozisyonlardır. Bakın bir güneş, güneşten çıkan çiçekler kompoze edilmiştir ve çarkı felek şeklinde. Dünya nasıl dönüyorsa burada da çiçekler dönmektedir ve hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Çok yeni bir kompozisyon. Altında da imzam vardır eserin ve logom vardır. Bizim logomuz da laledir. Neden laledir? Çünkü lalenin üzerinde Allah'ın ismi yazılıdır. Ve Dönenler Camii, Kütahya'nın önemli merkezlerinden biri. Kütahya'da Dönenler Camii'ndeyiz ama baktığınızda yapısından anlayacağınız üzere burası bir semahane aslında, ya da böyleymiş. Dönenler Camii ilk yapıldığı dönemde Anadolu'nun en önemli mevlevihanelerinden biriymiş. Hemen arkamdaki türbeleri görüyorsunuzdur. İşte o türbelerden birinde Mevlana Hazretleri'nin torunu Ergun Çelebi yatmakta zaten. Fakat bir süre sonra camiye çevrilmiş. Camiyle ilgili ilginç bir ayrıntıyı daha aktarayım. Caminin içerisinde bir su kuyusu var ve bu kuyunun suyunun şifalı olduğu inanılıyor. Ya da daha başka bir deyişle üstüne bir şey daha ekleyerek söyleyelim. Bu suyunun kuyunu içen hasta insanın başına iki iyiden birinin geleceği düşünülüyor. Yani hasta olan bunu içtikten sonra ya çilesinden kurtulup hayata veda ediyor ya da şifa buluyor. Şimdi sizleri çok etkileyecek bir müzede yolculuğa çıkarıyoruz. Kütahya tarihiyle ilgili etkileyici kalıntıları görmek istiyorsanız gelmeniz gereken yer Kütahya Arkeoloji Müzesi. Aslında burası Germiyan Beyliği'nden Umur Bin Savcı tarafından 14. yüzyılda medrese olarak yaptırılmış bir bina. Girişinde Selçuklu izleri görüyorsunuz. Enteresan bir mimarisi var. Yıllar boyunca gök bilimlerini araştırmak üzere kullanılmış. 1965'te müzeye çevrilmiş. Müzenin en aslında etkileyici eseri hemen arkamda duruyor. Bu Amazonlar Lahiti olarak bilinen bir eser. Hemen üstünde Greklerle Amazonların savaşı tasvir edilmiş. Aynı zamanda dünyanın en sağlam Amazonlar Lahiti olarak da biliniyor. Ama bunun yanı sıra çok sayıda kalıntı var müzede. Gelin şimdi onları gezelim. Bu gördükleriniz çocuk mezarları. Mesela bunun üzerinde Teopilos'un oğlu Diodoros'un mezarı diye yazıyor. 44. yılında diye bir ibare konmuş. Farklı farklı dillerle yazılmış. Ancak tabii bebeklerin böyle gömüldüğü düşünülmüyor. O zamanlarda yakma geleneği varmış. Yakılıyorlarmış ve külleri bunların içinde saklanıyormuş. Ve Rüstem Paşa Medresesi. Burada ilginizi çekecek çok şey var. Kütahya'nın köklü tarihi ve zengin kültürü elbette kıyafetlere de yansıyor. O yüzden bir göz atmadan geçmemek gerekiyor bu kıyafetlere. Şu anda biz Rüstem Paşa Medresesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi ünlü bir üç etek. Aslında üç etek Orta Asya'dan bugünlere gelen bir giysi kültürüdür bizde. Özellikle hanımlar o zamanlar ata bindikleri için yırtmaçları olan farklı bir kıyafettir. Ama Kütahya'da biraz daha yöresel olmuş. Hanımlar yorum katmışlar. Şu anda Hatice Tabakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı yanımızda bize Kütahya'nın yöresel giysilerini anlatacak. Nedir bu? Şimdi öncelikle üç eteklerden evet, bahsedelim. Üç. Ağırlıklı kullanılan renk kırmızı anladığım kadarıyla. Ağırlıklı kullanılan renk kırmızıdır. Hı hı. Bu gördüğünüz Tepebaşı'dır. İsimleri vardır bütün kıyafetlerimizin. Bunun ismi Tepebaşı'dır. Germiyan kızının kendi elleriyle işlemiş olduğu, Yıldırım Bayezid'e giderken işlemiş olduğu gelinliktir. Bu günümüzde hala devam etmektedir.
bütün kınalarda gelin kızlarımız bunları kına yakarken giyer. Çoğunlukta eskiden kırmızı kullanırken şimdi farklı farklı renkler. Mesela işte şu an bir turkuaz görüyoruz. Burada başka bir mor görüyoruz. Farklı renklerle bunların yorumları yapılmaya başlanmış. Tabii yine en büyük değişim artık sizin gibi sanatçılar bunları yapıyor. Eskiden genç kızlar yaparmış. Evet, öyle hakikaten. Şimdi bir sürü Kütahya'da sanatkarımız çok. Kütahya'da atölyeler, bir sürü atölyelerimiz var. Hepsinde değişik değişik kıyafetler, modernize edilmiş örtüler, tasarımlar yapılıyor yani. Kütahya'mız Türkiye'de merkez olaraktan gelenek ve göreneklerin devam eden tek merkez Kütahya'dır. Ulu Cami'de Kütahya'nın bu muhteşem dokusuna ayrı bir güzellik katıyor. Kütahya'nın merkezinde asırlık bir çınar ağacına arkadaşlık ediyor yine asırlık olan Ulu Cami. Adı kadar ulu, buradan görüntüsü muhteşem. Yapımına Yıldırım Beyazıt zamanında başlanmış, 1401 yılında tamamlanmış. Fakat zaman içerisinde pek çok kez restorasyondan ve bakımdan geçmiş. Hatta bu bakımlardan bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında Mimar Sinan tarafından yapılmış. Ve işte böylelikle Ulu Cami bugüne ulaşmış. Yanındaki çınardan bahsettim. Çınar aslında Ulu Cami için çok önemli bir ağaç. Çünkü Osmanlı mimarisinde neredeyse her caminin yanına bir ya da iki tane çınar ağacı dikiliyor. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çınar ağacının çok büyük bir bölümü sudan oluşuyor ve yıldırım da ancak su ağırlıklı yerlere düşüyor. İşte böylelikle yani camilerin yanına bu çınar ağaçlarını dikerek cami ve minare yıldırım düşmesinden, çarpmasından korunuyor ve bugünlere kadar da bu eserler böylelikle ulaşıyor. Ulu Cami'nin dışına bakıp güzel demek aslında haksızlık. Çünkü içeri girdiğinizde kendinizi kaybediyorsunuz güzellikten. O kadar etkileyici bir mabet burası. Girişte sizi hemen bir şadırvan karşılıyor. Bu gördüğünüz şirin şadırvan bir su sesiyle zaten hemen huzuru yakalıyorsunuz. Onun üstünde müezzin mahfili var. Ama dediğim gibi gerçekten çok etkileyici bir cami. Bir anlatıcı için bu camiyi anlatmak çok zor. Çok fazla güzellikte yarışan detay var aslında. Bir başka özelliğinden bahsedelim. Caminin içinde gördüğünüz sütunlar Aizano antik kentinden getirilmiş ve caminin inşaatında kullanılmış. Ve yine belki de en önemli özelliklerinden biri, mihrabın hemen üstünde bir Kabe tasviri var. Bu tasvirde görülmeden geçilmemeli bu camide. Ve şifa arayan bir enstitü. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Hekim Sinan Enstitüsü. Şair şeyhi, namı diğer Hekim Sinan, Kütahya'nın yetiştirdiği çok önemli bir sağlık insanı. Ömrünü Kütahya'nın bitkilerini araştırmakla geçirmiş. 15. yüzyılda yaşamış şair şeyhi. Fakat bugün onun öğrencileri Kütahya'da yeniden onun açtığı yoldan yürümeye devam ediyorlar. Şu anda Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ndeyiz. İşte arkamda görüyorsunuz. Bunlar Kütahya'nın şifalı otları. Farklı farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyorlar. Burada aynı zamanda sabun yapılıyor ve farklı tabii reçeteler de üretiliyor. Gelin merkezi biraz daha gezelim ve neler yapıyorlarmış onlardan öğrenelim. Merkezin laboratuvarındayız şu anda. Bu arada hemen şu elimdeki kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap Hekim Sinan'ın kitabı, bütün bitkilerle ilgili, yiyeceklerle ilgili bilgiler burada var. Mesela içinden bir örnek hemen paylaşmak istiyorum. Turak otu, her neyse turak otu tabii. Turak otunun tabiatı soğuk ve yaştır. Bunun mideye ve kilosu vardır faydası. Zayıflamak isteyen hanımlar, turak otu neyse onu bulacağız. Eğer dimağı olursa ziyanı, limon suyu ile olur bunun defi. Yani fazla kullanımda filan da aslında ne yapılacağını da söylemiş Hekim Sinan. Peki merkezden biraz bahsedelim. Onun yolundan giden gençlersiniz siz. Merkezimiz 2011 yılında kuruldu. Merkezimizde geçen yıl 210 civarında bitki vardı. Bu yıl 315 civarında 66 familyadan bitkimiz var. Burası araştırma ve geliştirme laboratuvarı. Merkezimiz binası içerisinde bir tane kurutma odası, laboratuvar, kütüphane ve lobi bulunmakta. Burası araştırma ve geliştirme laboratuvarı olduğu için biz burada ürünleri deniyoruz. Daha sonra üretim aşamasında farklı firmalarla anlaşarak yapıyoruz. Örneğin elimizdeki sabunlar doğal sabunlarımız.
tarçın sabunu var. Evet. Tekrar bir daha biberiyet sabunu var. Bu sabunlarımızı yeni yapmıştık. Aynı zamanda burada uçucu yağ elde ediyoruz. Evet. Aynı zamanda bitkilerden özler çıkartıyoruz, özütler çıkartıyoruz. Peki ya eğitim? Dumlupınar Üniversitesi geleceğin aydınlarını yetiştiriyor, araştırıyor, önemli projeleri hayata geçiriyor ve tabii ki şehrin ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor. Üniversite demek bir şehir için değişimin ve gelişimin tetikleyicisi, başrol oyuncusu demektir. Kütahya'da da durum değişmiyor. İşte bu yüzden Dumlupınar Üniversitesi'ne geldik ve üniversitenin rektörü Profesör Doktor Ahmet Kararslan'ı ziyaret ediyoruz şimdi. Bugün 44.174 öğrencisiyle üniversitemiz Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları arasında ilk 15 sırada yer alan bir üniversitedir. Böylesine geniş bir öğrenci potansiyelinin şehri etkilememesi düşünülemez. Hatta şehir ekonomisi büyük ölçüde üniversite ekonomisiyle özdeş diyebileceğimiz bir büyüklüktedir. Üniversitemiz bir 21. yüzyıl üniversitesi olmayı hedeflemekte. Bu anlamda laboratuvarlarıyla, öğrencilere kazandıracağı vasıf ve niteliklerle 21. yüzyılın aradığı insanı yetiştiren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Ve şehre ayrı bir kimlik kazandıran, artık uzakları yakın eden büyük bir proje. Zafer Havalimanı. Gelin şimdi değişime farklı bir pencere açalım ama bunun için geçmişe gitmemiz gerekiyor. Çok değil, 10 yıl öncesinde. Kütahya'ya ulaşmak için virajlı, dar ve ne yazık ki tehlikeli yolları aşmanız gerekiyordu. Daha sonra duble yollar yapıldı. Bu ulaşım daha güvenli ve kısa hale geldi. Ama sonra, işte sonrasını anlatmak için Zafer Havalimanı'ndayız. Zafer Havalimanı geçtiğimiz Kasım ayında açıldı. Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı. Yani sadece Kütahya'ya değil, Afyonkarahisar ve Uşak illerine de hizmet veriyor. Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a ulaşmak 40 dakika sürüyor ve haftanın 5 günü sefer yapılıyor. Ocak ayından sonra bu seferlerin arttırılması planlanıyor. Kütahya, değişimin kenti. Kütahya 2023'e emin adımlarla ilerleyen bir kent. Sanayinin merkezi konumunda. Ticaret ise yatırımlarla büyüyor. Kütahya en çok özgün desenli çini tabakları, vazoları ve dekoratif eşyalarıyla biliniyor. Ancak şehrin sanayisi ve ticareti de hızla gelişiyor. Şehrin ekonomisindeki bu değişimi ve gelişimi öğrenmek için şimdi gelin sözü Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nafi Güral'a bırakalım. Çok stratejik bir nokta Kütahya. Kütahya'nın üzerine bir pergelin sivri tarafını koyup da 300 kilometrelik bir yarıçap çizdiğinizde aşağı yukarı Türkiye ekonomisinin 3'te 2'sinin, Türkiye nüfusunun da yarısının bu bölgede olduğunu görürsünüz. Türkiye ilerledi. Dolayısıyla bugün Çin'den sonra dünyada en çok üretim yapılan yer oldu Türkiye. İhracatına baktığımızda Türk seramiklerinin hemen hemen gitmediği ülke yok diyebilirsiniz. Bu anlamda da Kütahya'nın önemli bir yeri var. Kütahya, şeker ve gübre üretiminin de merkezi. Bor madenleri açısından da son derece zengin kaynaklara sahip. Bu özellikleriyle de büyük önem arz ediyor. Ve Kütahya, bir Ilıcalar kenti. Kış turizminde önemli bir yere sahip. Kütahya'da doğanın cömertliğinden bahsederken şifalı sulara vurgu yapmamak olmaz. Çünkü burası 7 ayrı bölgeyle Türkiye'nin en zengin termal kaynaklarına sahip illerimizden
bir tanesi. Biz şu anda Ilıca Harlek bölgesindeyiz. Bu bölge olduğu gibi çam ağaçlarıyla kaplı ve otellerin tesislerin içerisinde de şifalı sular ya da şifalı olduğu söylenen sular çıkıyor. Deri hastalıklarından sinirsel hastalıklara kadar bir dizi hastalığa tedavi ettiği düşünülüyor bu suların. Suların sıcaklığı 25 ile 43 derece arasında değişiyor. Burası bir sağlık turizmi merkezi olmak üzere kendini konumlandırmış durumda. Üstelik burada bulunan marka otellerle de bu sağlık turizminde marka olma hedefi dünyaya açılıyor. Kütahya'daki termal potansiyeli son yıllarda özellikle İstanbul ve Ankara bölgesinde ve yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikte çok ciddi bir potansiyele ulaştı. Bunun yanında özellikle Harlek bölgesinin termal suyunun özelliği misafirlerimiz öncelikle bu bölgede termal turizmi vakitlerini geçirmeyi ve termal turizmin içinde yer almalarını sağlıyor. Alternatif olarak da Yonca'lı denen bölgemizde de yine termal turizm bölgelerimizin ikincisi olarak Kütahya'mızda yer almaktadır. Bu bölgede de misafirlere hizmet eden turistik tesislerimiz mevcuttur. Peki bu kentin ünlü yemeklerini maharetli ellerden dinlemek ister misiniz? Üstelik de bir konakta. Hünerli eller iş başında. Bu 3 tencerede şu an yemekler pişiyor. Burada çorba var. Bu tencerede mantı var. Orada da cimcik var. Üçünün de pişirişleri bize kolay görünüyor ama tabii Vildan abla artık bu işi profesyonel uzman olduğu için rahat rahat pişiriyoruz. Bakalım bu yemekler sofrada nasıl duracak? Vildan ablacığım ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Son bir işlem kaldı mantının sosu ama onu anlatmadan önce bulunduğumuz mekandan biraz bahsetmek istiyorum. Burası konağın en üst katı. Üst kat genelde yaz mevsiminde kullanılıyormuş çünkü buranın tavanları yüksek ve daha serin oluyormuş. Kütahya evlerinde geleneksel yaşam içerisinde kışları ise alt katlarda geçiyormuş. Ama burası tabii turistik olarak düzenlenmiş. Misafirler burada ağırlanıyor. Yine konak selamlık ve haremlik olarak ikiye ayrılıyor ama şu anda öyle bir uygulama herhalde yapılmıyor burada. Peki ablacığım, hadi gel şu yemekleri biraz tanıtalım. Bir de şu mantımızın son işlemini yapalım. Ne yapacağız şimdi mantıya? Mantımızı süzdük pişirdikten sonra üzerine yoğurt ilave ediyoruz. Üzerine salça sosu ve tereyağı. Bu yemekler öncelikle gözü doyuran yemekler. Evet. Son derece şık sunum. Hem karın doyurucu yemekler. Çorbalarımız hazır. Bu çorba ne çorbası? Sıkıcık çorbası. Sıkıcık çorbası. Güvecimiz, mantımız, cimcik ve tiritimiz. Sofrayı tamamlayan Osmanlı şerbeti. Bu nasıl yapılıyor? Onun da yapılış artık biz kendimiz yazdan hazırlıyoruz. Gelincik şerbeti olarak da geçiyor. Gelincik ve yanına başka bir şeyler de koyuyoruz. Osmanlı şerbeti diye ikram ediyoruz misafirlerimize. Evet, buralarda çok zengin bir yemek kültürü var. Çünkü çok uzun bir tarihten bahsediyoruz. Ama özellikle Osmanlı döneminde farklı farklı padişahlar zamanında şehzadelerin Kütahya'da yaşadığı biliniyor. İşte o şehzadelerden biri de Sarı Selim ve hatta Sarı Selim'in de şu an içinde bulunduğumuz hanedan konağında bir süre yaşadığı zamanını geçirdiği söyleniyor. Ama ne kadar doğru, net bir kaynak yok elbette, bilemiyoruz. Kütahyalılara göre dünyanın en güzel kenti burası. Yaşadıkları, doydukları kent, tarihi, doğal zenginlikleri, geleneklerine bağlılığı, kuruluşa ve kurtuluşa tanıklık etmiş, milli mücadelede genç kızların çeyizlerinden çıkardığı eşyaları askerlere verdiği insanların kenti Kütahya. Mutlu insanların kenti burası. Geleceğe umutla bakan, güzel insanların şehri. Vizyonu geniş, emin adımlarla ilerleyen bir kent Kütahya. Ve güzel bir Kütahya türküsüyle veda edelim. Kütahya'nın pınarları akışır. Devri kol kol olmuş bakışır.
Hiç durmayan değişim ve gelişimle geleceğe emin adımlarla yürüyen Kütahya'dan ayrılma vaktimiz artık geldi. Burada olduğumuz süre boyunca güler yüzlerini ve misafirperverliklerini bizden eksik etmeyen Kütahyalılara teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir şehirden size merhaba diyeceğiz. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.